Bu belgeselde konuşan kişiler savaşın canlı tanıklarıdır. Bugün onların hiçbiri yaşamıyor. ...1914'te serbestlik ilan olunca kadar, askerlik ilan olunca kadar tabii asker toplandı. Kardiyan Nezareti ondan sonra emir vermiş, ondan sonra şubelere, şubeler, şube kumandanları, köylere, ondan sonra valiliklere, valilikle gayrikonluklara, gayrikonluklar, muhtarlıklara, köy muhtarları ilan ediyorlar. İşte şu tevellitten şu tevellide kadar asker. Tevellitini bilen tabii şubeye. O zaman Avustralya'nın nüfusu 4 milyonun altındaydı ve bunların %80'ini İngilizler, İrlandalılar ve İskoçyalılar oluşturuyordu. İngiltere ana vatan gibi geliyordu bize. Biz bağımsızlığımızı kazanmış olmamıza rağmen sadece bir koloniydik. İngiltere'ye o kadar bağlıydık ki her başı derde girdiğinde ona yardım etmek bizim doğal görevimizdi. Savaş başladığında bana eğer orduya katılırsam bütün günahlarımın bağışlanacağını söylediler. 18 Mart günü müttefik donanma en büyük saldırı planını uygulamaya koydu. Dünyanın o güne kadar görmediği güçte ve sayıda savaş gemisi sabahın ilk ışıklarıyla boğaza girdi. General de Robeck en geniş imkanlarla ve en kusursuz planıyla yenilmez armadasını kesin darbeyi vurmak için boğaza yöneltti. Müttefik donanması 18 Mart günü binlerce mermisiyle Türk bataryalarının yanı sıra Çanakkale ve Eceabat şehir merkezlerini de bombaladı. Çanakkale şehir merkezine düşen bombalar şehri tanınmaz hale getirdi. Ondan sonra sabahsı kıyameti koptu orada. Biz iki çamış idik, biri çıktı dışarı. Böyle parça kar gibi yağıyorum mermi şeyinden. Çıktı parladı onu attık, o gitti. Hiç çıkmadım. Neyse şimdi gene gemi geliyor. İngiliz'in yarım dünya ileride. Sonra bir de kırık direk var arkasında, bir daha var üç, üçü de arka arkaya geliyor. Gelirken böyle ağır ağır torpitolar denizi şey ediyor. Hiç oda atmıyor sonra. Hemen biraz gelince güldür güldür sol tarafın toplarını boşalttı. Kumtepe'ye, Arıburnu'na, Stilbar'a üç yere attı. O vakit orada da ateş etti, o vakit ettik. Edince işte Allah'tan benle beraber iki top daha 24'lük, onlar da hazır. Üçü birden patlayınca bir şey anlamadık. O geminin yarısını aldı denize. Ateş yandı, yaktı, mermiler yandı. Öteki de geldi, halat ataka, bir de ona o da yandı. Oldu iki tane derken, dediler sıkı durun gerekir. Hani üç mü dört tane mi yaktık orada. O vakit yavaşladık haydi. Fransız gemisi Bouvet patlayan mayınların şiddetiyle 10 dakika içinde 680 personeliyle birlikte boğazın karanlık sularına gömüldü. Müttefik kuvvetler şaşkındı. Bouvet'in yardımına giden Irrestible aynı akıbete uğradı. Amiral Dorobek'in şaşkın bakışları arasında Golivas, Sofren, Agamemnon, Inflexible, Charlemagne ve Albion zırhlıları ağır yara aldı. Akşam saat 17 sularında Ocean zırhlısı 26 mayından kurtulmuş İstanbul'a yönelmişti. Bu zırhlının geçmesi savaşın bitmesi demekti.
Türk tabyaları derin bir sessizliğe büründü. Ocean gemisi, müttefiklerin filosunu ağır kayıplara uğratan Rumeli Mecidiye tabyasına top mermisi yağdırarak ilerleyişini sürdürdü. Ocean gemisinin attığı 500 kiloluk top mermisi Mecidiye tabyasını darmadağın etti. Tabya 16 şehit, 24 yaralıyla inlemeye başladı. Sadece Havranlı Seyit ve Nideli Ali sağ kaldı. Seyit kendine geldiğinde karşısında takım arkadaşı Ali'yi gördü. Seyit denize doğru baktı. Ocean gemisi karaya iyice sokulmuştu. Yerde duran 276 kiloluk top mermisini gördü. Koca Seyit la havle ve la kuvvete deyip Nideli Ali'nin şaşkın bakışları arasında top mermisini sırtladı. Güçlükle mermiyi namluya sürdü. Namluyu gemilere doğru çevirdi ve topu ateşledi. Büyük bir patlama duyuldu her tarafta. Bir patlama daha. Ocean gemisi Çanakkale Boğazı'nın karanlık sularında gömülüyor. Birleşik Donanma 18 Mart'ta Çanakkale Boğazı'nı geçemeyince General Hamilton, İngiliz Harbiye Nazırı Lord Kitchener'a bir kara harekatı olmadan güçlü Türk savunmasını kırmanın ve boğazı geçmenin mümkün olmadığını bildirdi. Müttefiklere bütün dünyadan asker yağıyordu. İrlanda, İskoçya, İngiltere, Fransa, Senegal, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan ve Mısır. La Perouse'daki telgraf istasyonunda çalışıyordum. Ben St. George askeri alayına bağlıydım. Telgraf istasyonunu korumak için askere çağrıldım. Bana ülkemizin sabah saatlerinde Almanya'ya savaş açacağını söylediler. Tren İskenderiye'ye gitti. İçinde tek birlik vardı. Yol boyunca yerler hep ıssız ve terk edilmişti. Duvar boyunca bayraklar vardı. Nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Hep toplanma ve yığılma vardı. Savaşın temel özelliklerinden birisi de her zaman sürprizle karşılaşmaktır. Fakat biz 3. birlik çıkarmadan 6-7 hafta önce yukarıda İmroz adasındaydık. Yakındaki botlar bir görev için yarımadayı yukarıdan aşağıya dolaşıyorlar. Sanırım bütün dünya oralarda bir yerlere çıkarma yapacağımızı biliyordu. Ve çıkarmayı yaptığımızda bu Türkler için bir sürpriz olmamıştı. Müttefik güçler 25 Nisan günü sabaha karşı kara harekatını başlatır. Ve sahiline götürüldük ve işe koyulduk. Büyük Seddülbahir karargahı etrafına istasyonumuzu kurduk. İlk mesaj Gözcü'den geldi. Bana küçük bir çukurda bir Türk birliği bulduğunu söyledi. Ve bana şu yanında bulunan haritaya benzer bir haritada koordinatları verdi. Ben de gerekli yerlere gönderdim. O anda herkes gece uykuda sabaha karşı mesela uykuda. Ama işte nöbetçi bağırınca kadar tabii nöbetçi onbaşısı dedi bir hal var kalkın. Ondan sonra değince kadar herkes şey yapınca kadar süperlere çekiliyor. Ondan sonra nöbetçi onbaşısı bakıyor ki çıkartma oluyor. Hemen yerle yere yatıyorlar diyor. Ondan sonra hemen sahile. Takım onlara emir verince kadar asker süperlere girdi ama azlık bir takım ancak 70-80'likten ibaret. Seddülbahir'i hilal biçiminde çevreleyen yüzlerce gemi yakın mesafeden Türk siperlerini bombardımana tutar. Ertuğrul koyuna saatte 4650 adet top mermisi gönderilir. Ancak bu mermilerden hiçbiri Ezineli Yahya ve arkadaşlarına isabet etmez. Top atışları esnasında koyda yaprak kıpırdamaz. Artık orada hiçbir canlının olamayacağını düşünen müttefik güçler River Clyde gemisiyle çıkartma yaparlar. 4000 asker 67 Türk askerinin üzerine saldırır.
Geminin demirini kaldırıp 2-3 saat boyunca yol aldık. Daha sonra küçük bir torpido botuyla isabetli atışlar yaptık. Daha sonra bu küçük torpido botundan inip ondan hemen uzaklaştık. Aşağıda savaş gemisinin her iki tarafında sanırım yarım düzine kadar can kurtaran botu vardı. Böylece kıyıya yaklaştığımızda hepimiz bu can kurtaran botlarına ite kaka doluştuk ve kıyıya çıktık. Botta bulunanlardan 3-4 kişi vuruldu ve biz bottan dışarı adım attığımızda kucağıma düşen Mike Hughes adında bir askere yardım etmeye çalıştım. Kalbine bir kurşun saplanmıştı. Onu bottan indirmeye çalıştığımız sırada kıyıya çıkan bir asker sırtından vuruldu ve yağmur gibi yağan kurşunlara rağmen geri dönüp Mike Hughes'i kayıktan indirmede bize yardım etti. Sonra ayaklarımızın dibine yığıldı ve öldü. Askerlerin çoğu sırtlarındaki çantaların ağırlığı ve kıyıdaki aşırı kalabalık yüzünden boğuldu. Hemen kıyıya çıkıp alabildiğince hızlı bir şekilde sığınacak bir yer bulmalısınız. O anda sadece kendinizi düşünüyor ve sadece kendiniz için endişeleniyorsunuz. Diğer askerleri düşünme fırsatı olmuyor. Kıyıya olabildiğince hızlı çıkmalısınız. Tüfeği kuru tutmak için başınızın üstüne koyuyor ve gemiden daha çok askerin inmesini sağlamak için hızlı davranıyorsunuz. Ezineli Yahya Çavuş 66 arkadaşıyla akşama kadar çarpışır ve 4000 kişilik düşmanı durdurur. İngiliz generali Nipel, teknelerde bulunan ve duraklayan askerlerine "Niçin duruyorsunuz?" diye bağırdığında kimse ona cevap vermez. Çünkü hepsi Yahya Çavuş ve arkadaşlarının ateşiyle ölmüşlerdi. Hayatınızda böyle bir şey görmemişsinizdir. Doğrusunu söylemek gerekirse, bizi görseydiniz bizim oturan ördekler olduğumuzu sanırdınız. Türkler çok iyi mevzilenmişlerdi. Bizse açık alandaydık ve bizi makineli tüfeklerle taradılar. Arıburnu cephesinde Anzak tümeniyle çarpışan 57. Alay, Hüseyin Avni Bey komutasında Anzakları kıyıya püskürtür. Anzaklar çok sayıda kayıp verip sahile çekilirler. Denize döktük o zaman denize. Belki 5-6 tane şey öldürdü, İngiliz oldu. Sonra ötesi gün daha fazla asker getirdi. Orada önemli olan tek şey hayatta kalmaktır. Çıkarma yaptığımız yere mevzilendik ve hepimiz etrafa dağıldık. 5. 6. ve 8. birlikler vardı. Oradaki en yüksek yere çıktığımızda kötü bir şey oldu ve yoğun ateş altında kaldık. O zaman mevzilendiğimiz yerin yanlış yer olduğunu anladık. Çünkü oradaki topraklar hiç ayak basılmamış topraklardı. Buradaki vadileri tırmanmamız gerekiyordu. İşte bu yüzden hepimiz ayrı ayrı yerlere dağıldık ve birbirimizden ayrıldık. Etrafımızda yaralı bir şekilde yatan Türk askerleri vardı. Önümüzdeydiler ve bize ateş ediyorlardı. Ben aşağıdaydım. Vurulduğum zaman kendimi korumak için ellerimi başımın üstüne koymam gerekiyordu. Türklerin durdurulmaları gerektiğini biliyorsunuz. Silahınıza sımsıkı sarılıyorsunuz ve beklemedikleri bir anda onları vuruyorsunuz. Bayır bizde, bu aşağıda onlar. Bu bayırların altına hep şey yaptılar. Makinelerin kendilerine gireceği yaptılar. Arı burnu var böyle kambur taş. Bir taş vursan düşecek gibi mi var? Hala o taş duruyor orada. Hala duruyor o taş orada valla. Şarapnel ve kurşun atışları saatlerce devam etti. Bizim geride kalmamız gerekiyordu ve hatırlıyorum bir asker bize geride kalmamız gerektiğini söyledi ama kendisi öldü. Kıdemli subayların hepsi öldü. Sanırım 32 subay ve 1026 askerle çıkarma yaptık. Ve sonraki 4 gün boyunca 668 askerimizi kaybettik. Geriye 709 askerimiz kaldı. Askeri birliğe komuta etmekle görevlendirildim. Cephanelikten ve savunmadan da sorumluydum. Bütün subaylar gitmişti, hiçbiri kalmadı. Bir onbaşı ve bir çavuş dışında hepsi vurulmuştu. Orada kıdemli olan tek kişi bendim. Su gibi gelen kanak yer mesela.
Ya su, gece suyla içmişiz, kanmış. Biz de sabahın bakıyoruz, kanmış içtiğimiz su. Kanmış mesela derelerde, bu koca derede. Sola ateş et, sağa ateş et, ıskalamamız imkansızdı. Sabah namazında başladı, ezana kadar güldür güldür, ne mermi bitti, ne kimse karavanını yedi, ne su içti. Emir, paşa ne emir verirse illa hücum, öleceğin, kalacağın, gireceğin. Seddülbahir cephesinde şiddetli çarpışmalar sürerken, Arıburnu'nda 19 Mayıs gecesi Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt ve Bomba Sırtı civarında Anzaklarla şiddetli çarpışmalar oldu. Avustralyalılar çok cesurdu fakat dikkatsizce davranıyorlardı. Yeni Zelandalılar da son derece cesurdu ama kendilerini nasıl koruyacaklarını biliyorlardı. Bize geri çekilmemiz söylendi. Biz de emre uyup geri çekildik. İster inanın ister inanmayın ama beni kovalayan kurşunlardan daha hızlı koşuyor. Binden fazla olan adamımızdan 700'ünü kaybettik. İlk 15 gün içerisinde yaptığımız her iki saldırıda 1400 adamımızı kaybettik. Bu da kayıpların %70'ini oluşturmaktaydı. Hayatta kaldığımız için ne kadar şanslı olduğumuzu tahmin edemezsiniz. 24 Mayıs'ta ölülerin gömülmesi için ateşkes ilan edildi. Kırıldı kırıldı, o da biz de kırıldık. Nihayete ayrıldık işte. Biz gittik başka yere böyle. İki gün sonra indik oraya da aman aman. Ne ya? Hiç yere basamazsın insan. Onların aileleri de geldi de hep ağlaştılar burada. İşte şurası şu, bu mezarlık şu, şu gösterdim de ağlaştılar orada. Ateşkes ilan edilip diğer her şey belirli bir süreliğine durduğunda ölüleri toplamak için adamlar seçildi. Seçilen adamların hepsi 1.80 boyunda. Türklerin bizim iri adamlar olduğumuzu düşünmelerini sağlamak için boyu 1.80'in altında olan hiç kimse gönderilmedi. Bunun delilik olduğunu düşünebilirsiniz. Sanırım bundan daha korkunç ve iğrenç bir görüntü göremezsiniz. Kahrolası sinekler ve Allah bilir daha neler neler var. Cesetler balon gibi şişmişti ve korkarım ki mezarları derin değil. Çünkü çok ölü vardı ve buna karşın hepsini gömmek için yeterince zamanımız yoktu. İşaret verildiğinde tekrar ateş etmeye başladılar. Aşağı taraftan bir el ateş edildi ve her şey yine eskisi gibiydi. 1915 yılı Temmuz'unda daha çok Kerevizdere, Kanlıdere, Zığındere ve Alçıtepe civarında yoğun boğuşmalar yaşanırken, Anzaklarla Kanlı Sırt, Bomba Sırt civarında şiddetli çarpışmalar oldu. Savaş yerinden ayrılmak için korkuluklarda yer bulan herkes üzerine bindi. Çünkü eğer Türkler hattımızı yarıp siperlerden geçecek olursa hepimizin denize döküleceğini biliyorduk. Nasıl olduğunu hayal bile edemezsiniz. Her şey çok iğrenç ve pisti. Özellikle yıkanmak için bez parçalarını kullanmak. Siperlerin üzerinden uçuşan kağıt parçalarını kullanmak çok iğrençti. Ayrıca sinekler. Bir reçel konservesini açtığınızda orada milyonlarcası oluyordu. Ve gerçekten iğrençti. Giysimizi yıkamamız için hiç temiz su yoktu. Onları deniz suyuyla yıkamak zorundaydık. Sahip olduğumuz tek yiyecek bayat, çürümüş ve ancak köpeklerin yiyebileceği türden bisküvilerdi. Yaralı ve ölü sayısını göz önünde bulundurduğumuzda denizler kara kadar kötüydü. Ben de iyi bir durumda değildim. Hayatınızda karşılaşabileceğiniz en kötü hastalıkların hepsi bende mevcuttu. Sarılık, dizanteri ve alerji olmuştum. Pek işe yaramıyordum. Zaten işe yarayanlar da fazla yaşamıyordu. Kıyıdan bir mil uzakta duran hastane gemilerine mavnalarla günde 300-400 kişi tahliye ediyorduk. Blackmore adında bir asker biliyorum. Benimle birlikteydi. Omzundan vuruldu ve hastaneye götürüldü. 4 ay sonra savaş alanına geri döndü ve 10 dakika içinde tekrar vuruldu. Müttefik kuvvetler
ne Seddülbahir ne de Arıburnu'nda başarılı olamayınca 6 Ağustos'ta Çanakkale Boğazı'nı geriden sarkarak ele geçirmek amacıyla harekete geçti. İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yeni birlikler gönderildi. İlk hedef stratejik önemi olan güneyde Kılıç Bayırı, kuzeyde Koca Çimentepe ve ortalarındaki Conk Bayırı tepelerini ele geçirmekti. Bizi neyin beklediğini bilmiyorduk. Orada eski askerlerle karşılaştık. Onlar biz gelmeden 4 ay önce oraya gelmişlerdi. Bize bütün başlarından geçenleri anlattılar ve bize şöyle dediler. Marmelatlar, bütün bu geçen aylar boyunca nerelerdeydiniz? 6 Ağustos sabahı İngiliz ve Fransızlar kol ordularıyla Sulla'ya çıktılar. Anzaklar da Conk Bayırı'na yöneldiler. 9-10 Ağustos kanlı çarpışmalara sahne oldu. Müttefik birlikleri Kireçtepe'ye kadar ilerlediler. Dinamitin fitilini doğrultup ateşledikten sonra patlayacağından emin olmak için beklemeli ve ondan 4-5 saniye içerisinde kurtulmuş olmanız gerekiyordu. Fakat bazen yarım saniye içerisinde ondan kurtuluyordu. Karakedi bombası, o bakarsan sessiz patlar. Zıngır 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 geldiği vakitte, ondan sonra düştüğü vakitte çok acı patlar. Çok fena patlar. Sonra istikamda bekliyorum böyle. Karakedi bombası attı. O benim sol elimi, sol ayağımı şey yaptı. Sonra karnımda parça hala duruyor. Vallahi yatıyor, hala üstünde duruyor, parça duruyor karnımda. Bu bakla tanesi kadar şey var diyeyim. Bu bombada, karakedi bombasında. Hatırlıyorum, 17. birlikten A bölüğü bir saldırı için gönderildi. Hüsran'la sonuçlanan aptal saldırılardan biriydi. Bu saldırıya gidenlerin hepsi öldü. Bu karaya çıkmamızdan ilk 4-5 gün içerisinde oldu. Bir gün Long Pine saldırı hattından 600 kadar yaralı asker taşıdık. Dürüst olmak gerekirse sedyenin ayak tarafından taşımayı daha çok seviyordum. Çünkü baş ve omuzların olduğu taraf daha ağırdı. Çok kötü bir duyguydu. Sanki göğsüme bir tekme yemiş gibiydim ve bununla çok kötü bir durumda olduğumu hissedebiliyordum. Çünkü kurşun ciğerlerimi delip sırtımdan çıkmıştı. Burnumdan ve ağzımdan kanlar akıyordu. Gerçekten acınacak bir durumdaydım. Sedyeler gelip beni hastane gemilerine taşıyana kadar siperde böylece 10 gün kaldım. Böyle kalfata şey edince çok kuvvet çıkardı. İngiliz askeri çıkaracağım dedi, zaten söyledi. Çıkardı işte, o bayağı çıktı yukarı Çamlı'na. Oralara bayrak filan dikti. Dedik bu sefer gidiyoruz İstanbul gayrı. Bizim toplar oraya doğru kata böyle döndü. Bulaştık şarapına yatma böyle. Sol omzumdan vuruldum fakat bu beni durduramadı. Çünkü girmesiyle çıkması bir oldu. Adamlar geride kalıyormuş gibi geliyordu. Çünkü ben öndeydim. Benim 9 ayak önümde olan adam yere düştü ve artık ben oradan ayrılmalıydım. 2 Eylül'de Hamilton, Gelibolu'da yenildiği için görevinden uzaklaştırıldı. İngiliz Harbiye Nazırı Lord Kitchener son defa Gelibolu'ya geldi. Bölgedeki Türk savunmasını kırmanın ve Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a ulaşmanın mümkün olmadığını yakından gördü. İngiliz Harbiye Nazırı Kitchener gemiyle geldiği zaman etrafına baktı ve "Beni indirin," dedi. Siperlere götürüldü, durumun ne kadar içler acısı olduğunu görebiliyordu. Kar yağmıştı. Daha önce hiç kar görmemiştim. Soğuktan donmuş bir kuş gibiydim. Doğruyu söylemek gerekirse durumumuz çok kötüydü. Donmuş ayak vebası vardı. Tarihten 10 gün önce birçok asker her gece savaş alanından gemilere gönderilmeye başlandı. Savunma hattındaki adamların sayısını yavaş yavaş azalttılar. Ve bir hafta içinde savaş alanında kalanların sayısı gelenlerin %5'ine indirilmişti. Büyük hayallerle
Gelibolu'ya 525 bin askerle gelen müttefik birlikler, savaş alanında 200 bin İngiliz, 48 bin Fransız, 30 bin Anzak, 6 bin Hintli olmak üzere 284 bin askerini kaybetti. Nihayet müttefikler 20 Aralık'ta Anafartalar ve Arıburnu'nu, 10 Ocak 1916'da ise Seddülbahir'i terk ederek geldikleri gibi gittiler. Sahilden ayrılırken sahil çok sessizdi. Sanki hiç orada olmamışız gibi. Ve olanlar olmamış gibi. Çoğumuz gülüştük. İyi geceler gelip oldu. Bir şiir vardı. Kimler gitti? Anzaklar gitti. Uzun 8 ay boyunca korkuyla yaşadılar. Hastalıkla ziyafet çektiler. Her biri vurulana kadar. Her 8 kişiden 4'ü ölene kadar. Evet, gittiler. Geride 8 binden fazla mezar bırakarak. Sis vardı, sis çok. Duman. Ondan sonra bu dumandan istifade ederekten tabii tüfek sesi, top sesi kesildi. Kesilince kadar tabii ileri öncü fişler çıkarıldı. Gidiyorlar bakıyorlar ki aç kimse yok. Kalmamış. Hadi bakalım asker yürü ya. Sahile kadar kimse kalmamış. Püsküvit de kalmış. Pirinç de kalmış. Un, şeker. Kocaman dev gibi adamlar, en güçlüler bile eve dönüş sevincini yaşayamadılar. Çünkü onlar çok hastaydı. Bazıları ölüyordu, birçoğu da ölmüştü zaten. Doğruyu söylemek gerekirse yaşamak için Allah'a çok dua ettim. Çok uzun süre dayanabileceğimi tahmin etmiyordum. Yanımdan geçen gemileri görüyordum ve kendi kendime buradan nasıl canlı çıkacağım diye çok düşündüm. Kahrolası savaş çok kötü bir şey, öyle değil mi? Hiçbir zaman savaştan bahsetmeyin. Çok şanslıydım. Askerler arasında en şanslılardan biriydim. Çünkü bizim tayfadan karaya çıkarma yaptığımız zamandan tahliye yapılan zamana kadar kalan çok kişi yoktu. Kesinlikle şanslı oldum. Çünkü bugün hala yaşıyorum ve buradayım. Çanakkale Savaşı'nda Türk ordusu 287 gün süren vatan savunmasına 425 bin askerle katıldı. 253 bin şehit vererek zafere ulaştı. Bu destan Türk milletinin ülkesi, bağımsızlığı ve onuru için neler yapabileceğini bütün dünyaya gösterdi. Çanakkale Zaferi, Türk'ün direnme gücünün, fedakarlık ruhunun ve vatanseverlik şuurunun bir abidesidir. Türk milleti toprağın bağrında kefensiz yatan şehitleri asla unutmayacak.